Gönlüyle merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur Köroğlu. Bugün sizinle yeni bir seri başlatma fikrim var açıkçası. Bu seriyi başlıktan da gördüğünüz gibi İngilizce öğreniyorum serisi olacak. 2021'de kendinizin en iyi sürümü olun adlı videomda da bahsettiğim üzere şuradan ya da şuradan, şu köşeden ya da diğer köşeden çıkacaktır sizin için ekleyeceğim. O videomu da izleyebilirsiniz. Orada da bahsettiğim üzere bu sene İngilizcesini halletmek istiyorum açıkçası. Bu nedenle artık bir yerden başlamak lazım diye çok fazla vakit kaybetmeden temelden nasıl İngilizce öğrenebilirim, nasıl kalıcı hale getirebilirim, bunun adına kendim neler yapabilirim, bunları araştırdığım bir video olacak. Seride çektiğim ilk videom olacak. Bu yüzden aslında ben de sizinle birlikte araştırmalarımı yapacağım. Güzel bulduğum siteler olursa size onları öneririm. İlerleyen zamanlarda deneyimledikçe diğer videolarımda da bahsederim. Şu an sadece temelden İngilizce öğrenme diye bir arama motorunda literatür taraması yapacağım. Ve bu anlarımı da sizin için kaydediyor olacağım. Belki benimle çalışmak istersiniz, benimle öğrenmek istersiniz. Bu videoda öncelikle şunu söyleyeyim. Ben İngilizce öğretiyorum. İşte benimle İngilizce öğreninden çıkardığınız şey benim size İngilizce öğretmem olmasın. Çünkü aslında bakarsanız ben de İngilizceyi yeni öğreniyorum. Yeni öğreniyor olacağım. İngilizce adına yeni bir şeyler yapıyor olacağım. Ve dolayısıyla size öğretiyorum anlamını çıkarmanızı istemiyorum. Sadece ben İngilizceyi öğrenirken belki birilerinizi teşvik ederim. Videomu açıp benimle birlikte İngilizce öğrenmek için bir iki adım atarsınız. Ya da ne bileyim bulduğum siteler, bulduğum uygulamalar size de yararlı olur. Bu sebeple sizi de bir şeyle teşvik etmiş olurum diye bunu sizinle birlikte yapıyor olacağım. Kitap tavsiyelerimle bir seri başlatmıştım. Orada da okuduğum kitapları sizlere özetliyorum, öneriyorum. Hem kendimi size sorumlu hissettiğim için kitap okumam gerektiğini hatırlıyorum. Hem de aynı zamanda sizi de bununla bir nevi teşvik ettiğimi düşünüyorum. Kendi çapımda siz de belki kitap okursunuz diye sizinle de paylaşıyorum. Bu seri de tıpkı o seri gibi bir seri olacak. O zaman ben bir an önce araştırmalarıma başlıyorum. Ben burada İngilizce çalışacağım. İngilizce için ilk adımlarımı yapacağım, notlarımı alacağım. Bir kelime defteri oluşturmam gerekiyor anladığım kadarıyla birazcık göz gezdirdim. Sonra uygulamalar var, siteler var. O sitelerin isimlerini not alacağım ve tek tek onları deneyimleyeceğim. Kendime böyle bir dosya, defter oluşturmam lazım İngilizce için. İlk etapta bunları not alıp bu konularda başlangıç yaptığım bir video olacak açıkçası. O zaman ben İngilizce çalışmaya, İngilizce öğrenmek için ilk adımlarımı atmaya hazırım. Sizde böyle bir hevesiniz varsa, bir türlü başlayamıyorum diyorsanız gelin birlikte bu işi halledelim diyorum ve videoya başlıyorum. Tabii ki ben de YouTube'dan bakıyorum ilk aşamada kim ne anlatmış, nasıl yollardan geçmişler. İlk olarak ben de bunu araştırıyorum ve genel olarak şunları not ettim. İlk olarak bir kelime defteri oluşturmam lazım. Bu her ne kadar çok zaman alıyormuş gibi görünen bir şey de olsa aslında uzun zamanla bakıldığında çok yararlı olan bir şeymiş. O yüzden bir kelime defteri benim de kendi adıma oluşturmam gerekiyor. Yani bunu anladım. Sonrasında 3 tane site kaydettim. Site ve uygulama isimlerini not ettim. Bu site ve uygulamaların isimlerini şu anlık söylemeyeceğim.
bu serinin ikinci videosu geldiğinde ben onu deneyimlemiş olurum. Ve size böylece evet deneyimledim arkadaşlar. Verdikleri siteler gerçekten yararlı siteler. Bana faydası oldu diye yorum yaparım. Şu an bilmediğim bir şey size önermek istemiyorum. Zamanınızdan çalmak istemiyorum. Bu yüzden sitenin isimlerini vermeyeceğim. Uygulamaların isimlerini de vermeyeceğim. Ama 3 tane not ettim. Bunlara bakacağım. Sonrasında şöyle bir planlama çıkardım. İstediğim seviye, mesela benim şu anki seviyem A1 seviyesi. İngilizce'de biliyorsunuz 6 tane seviye var. Bunlar A1, A2, B1, B2, C1 ve C2. A1 seviyesi için üniversitede okurken kısa süreliğine bir kursa katılmıştım ama çok kısaydı hani. Ama az çok ne yaptıklarını biliyorum. Kelime bazlı şeyler öğreniyorlar ve aslında ben o bilgileri sahibim. Sıfır bilgi sahibi bir insan değilim İngilizce konusunda. Her zaman hafızası kuvvetli bir insan olduğumu düşünüyorum. Ezberleri güzel yaptığımı düşünüyorum. Bu yüzden İngilizce'de hiç bilmiyorum diyemem. Zaten şu an okuduğum bölümde İngilizce öğrenmeye beni az çok teşvik eden bir bölüm. Öğrenmem gerekiyor yani. Dolayısıyla İngilizcem hiç yok diyemem. İngilizcem evet var ama ben şöyle hani akıcı bir şekilde konuşmak istiyorum. Okuduğumu anlayabilmenin yanında kendim de yazıp, cümle kurup ve bunu aynı şekilde konuşarak halletmek istiyorum. O yüzden kendimi sıfırdan A1 seviyesinde sayacağım. Bu nedenle A1 seviyesinin konularını, A1 seviyesinde ne öğrenilir? Şimdi bunları çıkaracağım. A1 seviyesinde bence bir insan atıyorum numaraları bilmeli, renkleri bilmeli, işte acıktığını ve ne yemek istediğini söyleyebilmeli gibi gibi. Şimdi ben bu konuları çıkaracağım ve onları not edeceğim. Sonrasında da bu konuların içeriklerini tek tek çalışmaya başlayacağım. Bu kaç ay sürer, A1 seviyesini tamamen halletmem kaç ay sürer bilmiyorum ama gerekse bunun yanına takviye test kitapları, İngilizce kitaplar olsun. Bu anlamda kendime takviye kitaplar edinebilirim ilerleyen zamanlardan. Şu an çok kestiremiyorum. Şu an sadece dediğim gibi A1 seviyesindeki konuların şeylerini çıkarmam lazım. Konu içeriklerini çıkarmam lazım ve tek tek onları hallediyor olmam lazım. Zaten eğer ki takviye bir kitap alırsam ve bana faydası olursa bunu bu videonun diğer serilerinde sizinle paylaşırım. Zaten bu video serisi daha doğrusu uzun bir seri olacak. Çünkü İngilizceyi tamamen öğrendim. Şu an işte B2 seviyesindeyim. Yani benim hedefim açıkçası B1, B2 seviyesine gelebilmek. Yani B1 değil de belki B2 seviyesine gelebilmek. Çünkü C1, C2 zaten iş hayatında kullanılan artık böyle bütün kelimelere hakim olmak demek. Bilmiyorum, şu an henüz bir iş hayatında olmadığım için şu vadede aslında bu yıl içerisinde gelmek istediğim nokta B1 ve B2 seviyesi, B2 daha doğrusu benim için yeterli bir seviye olacak. Benim adıma tatmin edici bir nokta olacak. Bu yüzden hedefim şu anlık oraya gelmek. Eğer ki iş hayatına girersem ve iş hayatımda aktif bir İngilizce durumum olursa tabii ki B2 seviyemi C1'e ve C2'ye kadar hatta çıkarmayı illaki düşünürüm ve elimden gelen her şeyi yaparım bu bağlamda. Ama zaten B1 ya da B2 seviyesindeki bir insan gayet iyi İngilizce biliyor diye geçiyor yani araştırmalarda ve bu şekilde kabul edilebiliyor. İlla ki C2 ya da C1 seviyesinde olmanız gerekmiyor benim okuyup araştırıp dinlediğime göre. O yüzden bu serideki hedefim şu anlık B2 seviyesine kadar gelmek. Kaç tane video olur, ne kadar zaman sürer bilmiyorum ama dediğim gibi bir yıl içerisinde kendime hedef koydum. Bunu halletmek istiyorum. 2021'den almak istediğim şeylerden bir tanesi İngilizce öğrenmek. Bu yüzden bunu halletmem gerek ve kaç video olur hiçbir fikrim yok. Bazen sadece arkadaşlar şu siteler, bu uygulamalar ve şu an kelime yazmaya, bugün sadece kelime yazacağım. Siz de bana eşlik edebilirsiniz deyip belki kamerayı sadece o şekilde açarım, koyarım ve saatlerce kelime yazarım. İnanın bilmiyorum ama ne olursa olsun bırakmayacağım ve devam edeceğim. Bilmiyorum, belki aranızda işte bu işe başlamak isteyip de bir türlü teşvik olamayanlar vardır. Belki sizi de teşvik etmişimdir, dokunmuşumdur böyle biraz. Gelin bu işi beraber halledelim gerçekten. Açın beni, koyun bir kenara. Tek başıma çalışamıyorum, işte beni birinin dürtmesi lazım bu konuda diyorsanız açın, koyun bir kenara. İzlemenize de gerek yok kesinlikle.
birlikte çalışalım. O gün ben mesela diyeyim ki evet bugün bunları bunları yapacağım, bu konuları halledeceğim. Siz de benimle birlikte oturun, o gün o kelimeleri, o konuları halledin. Sizi böyle bir şeye davet ediyorum açıkçası. Ama zili açmayı unutmayın butonun yanındaki, abone ol butonun yanındaki zili açmayı unutmayın. Ki bu serinin devamındaki attığım videolardan hemen haberdar olun. Böyle planlamamızı kaçırmayalım. Aynı eşit düzeyde gidelim ve B2 seviyesine birlikte ulaşalım ve aynı zamanda edindiğim her bilgiyi, deneyimlediğim her uygulama, site ya da kitap, takviye, her türlü yardımı size kesinlikle paylaşacağım. Arkadaşlar şu uygulamayı kullanıyorum, kesinlikle çok tavsiye ederim, hadi şimdi bu uygulamaya geçiyoruz, açın aynı zamanda falan diye size söyleyeceğim. Bu dediğim gibi ilk video olduğu için sadece yapmam gerekenleri şu şekilde not aldım. Ve ona göre ne yapacaklarımı listeledim. Bugün açıkçası İngilizce adına çok fazla bir şey yapmayacağım. Bu videoda sadece temel atmak ve yapacaklarımızı listelemek vardı. Ben de yapacaklarımı listeledim. Şimdi şey yapacağım. A1 seviyesindeki konuları çıkaracağım. Şimdi onu yapmaya koyuluyorum. Derseniz siz de beni beklemeyip şu an A1 seviyesi, İngilizce A1 seviyesi konuları diye araştırarak benimle birlikte ilerleyebilirsiniz. O zaman ben tekrar çalışmaya geri dönüyorum.
Şimdi öncelikle İngilizce A1 seviye not defterim diye bir başlık attım ve sonrasında altına yapmam gerekenleri yazdım. Kelime defteri oluşturmak, işte az önce bahsettiğim siteleri ya da uygulamaların isimlerini yazdım. Hani buralardan da yardım alabilirim diye. Sonra da A1 konularını çıkarmak diye not düştüm ve kelime defteri oluşturmaktan başladım. Kelime defterini oluşturmak için bir tarama yaptım. Literatür taraması yaptım ve Oxford'un A1, A2, B1, B2, C1, C2 için hazırlamış olduğu kelime listeleri olduğunu fark ettim. PDF şeklinde bunlar. Ben bilgisayarıma bu PDF'i indirdim, kaydettim ve kendime bunun bu deftere değil de ayrı bir İngilizce defteri edineceğim. O da benim kelime defterim olacak. Elimin altında olacak. Hani böyle aradığım kelimeleri istediğim zaman bulabilmem için. Ve A1 seviyesinde öğrenilmesi gereken kelimeleri A'dan Z'ye kadar hepsini listelemişler. Bu listede bunlar var. Ben de tek tek hepsini yazacağım. Bir dahaki videoda bunu yapacağım. O kelimeleri çalışabileceğim güzel bir şey buldum. PDF buldum. İşin kısacası özü. Bu kelimeleri bir dahaki videomda tek tek defterime yazacağım. Yani bir dahaki videonun en başında muhtemelen o kelimeleri yazarak başlayacağım videoma. Sonrasında bunu kaydettikten sonra A1 İngilizce konularını çıkarmak istedim. Onları da şu şekilde tek tek not ettim. Bunları sizle tek tek okumak istiyorum. Aslında fotoğrafını koyacaktım ama yazımı okuyamazsınız diye çok koymak istemiyorum açıkçası. Şöyle okuyayım yavaşça. Siz de not etmek isteyenleriniz varsa A1 konularını benimle birlikte not edebilir. İçiniz rahat olsun, eksiksiz. İyice bir tarama yaptıktan sonra bu konuları çıkardım ve bunları bir dahaki videomdan sonra bizzat kendim çalışmaya başlayacağım. O zaman size konuları okuyorum. Hazır mısınız? Kaleminizi, kağıdınızı, not defterinizi ya da nereye not alacaksınız? Ben elimle yazdığımda aklımda kaldığı için elimle not almayı tercih ediyorum. Bilgisayarınızda da not edebilirsiniz. Başlıyorum konuları okumaya. A1 İngilizce konuları. Temel kelime bilgisine sahip olmak lazım. Günlük hayatta en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek gerek. Bu az önce de söylediğim gibi kelime oluşturmaktan bahsediyorum. Ben Oxford Word Listesi diye araştırdığımda buldum. Sizin için de yine şuraya bir yere yazıyor olurum. Belki bulamayanınız varsa Oxford Listesi A1 diye yazdığınızda çıkıyor. Oradaki kelimeleri yazacaksınız. Yani kısacası bu. Daha sonra konulara devam ediyorum. Bunu not aldıysanız. İngilizce cümle dizilişinin yapısını öğrenmek. İngilizce cümle diziliş yapısı özne. Artı yüklem ve sonrasında nesne şeklinde ilerlediği için ben bunu not almışım ve bunu öğrenmem gerektiğini not düşmüşüm. Sonrasında yardımcı fiiller ve kullanımları. Am is'lardan bahsediyorum. Am, is, are not aldıysanız. Sonrasında there is, there are öğren. There is, there are bir şeyin varlığını belirtmek amacıyla kullanan kavramlar. Bu there is, there are'ın hangi şartlarda ya da ne tür kullanıldığını öğrenmem lazım diye A1 seviyesinde. O yüzden onu not ettim. Sonrasında have got, has got, sahiplik belirtmek. Bunu da not düştüm. Can, can't, yapabilmek ve yapamamak anlamına gelen ve yeteneği karşılayan kavramlar. Bunu da öğrenmek lazım A1 konularının içerisinde. Sonrasında emir cümlelerine verilen adlar var. Bunları öğrenmemiz lazım. Yer bildiren edatlar, zaman edatları, sonrasında sayılabilen ve sayılamayan isimler, tekil, çoğul isimler, es kavramlarını öğrenmek, how much, how many, adet sormak için kullandığımız kavramları öğrenmek, kişi zamirlerini öğrenmek. Bu zaten kişi zamirlerini öğrenmek İngilizceyi İngilizcenin ilk konularını, hatta ilk konusu bile diyebilirim. Ben de bir sonraki videomda çalışmaya başladığımda kelimeleri yazdıktan sonra mesela bu kelimelerin hepsini bir anda yazmayacağım bu arada. Hani tabii ki belli bir şeye kadar 50-100 o şekilde böleceğim. Bu kişi zamirleri de ilk çalışacağım konu olacak muhtemelen. I, you, we, he, she, it falan. Hani bu kişi zamirlerini ilk etapta öğrenmeyi planlıyorum. O yüzden A1 İngilizce konuların olmazsa olması zaten. Daha sonrasında iyilik sıfatları. Benim, senin, onun sahiplik sıfatları yani Türkçe olarak. Bunları da A1 İngilizce konuları arasında not ettim.
Sonrasında renkler, zaman bildiren kelimeler, günler, aylar, mevsimler, bunları da yine öğrenmem lazım. Bu veri kullanımını öğrenmem lazım. İngilizce bağlaçlar, but, and gibi, yani ve, ama, fakat gibi bağlamların İngilizcesini öğrenmem lazım. Daha sonra İngilizce soru zamirleri, what, who, why gibi soru zamirlerini iyice bir kavramam lazım A1 seviyesinde. Would you like kullanımını öğrenmem lazım. Zaman dilimlerini kesinlikle bilmem lazım. Bu da az önce kişi zamirlerinde söylediğim gibi öğrenilmesi gereken ilk konulardan bir tanesi. Zaman dilimleri. Geniş zaman, geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman dilimlerini kesinlikle öğrenmem lazım. A1 seviyesinde de. Daha sonra bir şeyi sevip sevmediğini belirten kelimeler like, love gibi. Sonrasında prefer kullanımı diye not düşmüşüm. Bunu biraz daha hani gelecek zamanlarda açarım. Sıklık zarfları always, usually, sometimes, never gibi böyle sıklık zarfları hiç, hep, sıklıkla gibi her zaman ya da hani Türkçe'de bu tarz kelimelerin karşıtları olan zarfları öğrenmem gerekiyor. Kıyaslama kelimelerini öğrenmem gerekiyor. Ve yine sıfat veya zarflarda karşılaştırma yaparken kullandığımız kelimeleri öğrenmem gerekiyor. İlk etapta benim notlarım bu şekilde. En başta da söylediğim gibi ben bu konuları hani kendim uydurmadım. Tamamen internetteki literatürden tarama yaparak A1 seviyesinde bir insanın neleri bilmesi gerekiyor diye tek tek böyle farklı farklı sitelere girerek çıkardığım konu başlıkları bunlar. Ben bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Benimle birlikte İngilizce'ye adım atmış ve benimle çalışmayı düşünen arkadaşlarımıza da kesinlikle bu konular üzerinden gitmelerini tavsiye ederim. Zaten ben kendim neler yapıyorsam size de bunu bizzat söyleyeceğim. Mesela bu şu an İngilizce taramalarım, bu videodaki hedefim tamamlandı. Umarım söylediğim konu başlıklarını anlayabilmişsinizdir. Umarım böyle çok hızlı söylememişimdir ve not alabilmişsinizdir. Eğer ki çok hızlı söyledim, çok not alamadım diyorsanız, bilmiyorum, siz de benim gibi internette aratabilirsiniz İngilizce A1 konuları diye. Birkaç tarama yaptıktan sonra zaten az çok bu konuların olduğunu siz de kendiniz göreceksiniz. O zaman bu video şimdilik bu kadar olsun. İzlediyseniz teşekkür ederim. İnşallah bu yola baş koyduk ve bu İngilizcenin hakkını vereceğiz ve inşallah öğreneceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi abone ol butonunun yanındaki zili açarsanız bu seriyle alakalı attığım her videodan hemen haberdar olabilirsiniz ve video kaçırmış olmazsınız. Böylece birlikte ilerleyebilmiş oluruz diye düşünüyorum. Yolun çok başına bir insan olarak kesinlikle çekinmemeniz gerektiğini ve hiçbir şekilde geç kalmamış olduğunuzu özellikle belirtmek istiyorum. Ben de şu an üniversite son senemdeyim. Bu övünülecek bir şey değil. Evet, hala İngilizcem çok konuşabileceğim seviyede değil ama çok geç kalmışlığım da yok kesinlikle. Yani birlikte öğrenebiliriz. Birlikte bunu halledebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu basıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman bu serinin ve diğer videolarımda da yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.